Evet arkadaşlar, bugün de tandır çöreği yapacağız. Evet arkadaşlar, bu tandır çöreğimiz. Biz süt tercih ettik. Süt koyduk içine. Süt de olmayabilir. Sade su da olabilir. Sade suyla hamur da olabilir. Şöyle çarpa yumuracağım. Şöyle bir kaldır, görsünler kıvamını. Bak şöyle. Tamam, şimdi yapılışını göster. Şimdi bak şöyle. Arkadaşlar, mayası geldikten sonra bu şekil. Siz masafta da yapabilirsiniz. Sobada. Evet, bu şekil. Sobada da, ben fırında da yapıyorum bunu. Yapıyor. Şöyle koyuyor aynı bunun gibi. Bu şekil koyup yastıladım. Bu şekil arkadaşlar. Bakın. Misket bacımın ellerine sağlık. Güle güle yesinler yiyenler. Bu şekil koyuyoruz. İşte yumurtalı suyla da, değil mi? Yumurtayı yumurtayla döşüyor şöyle. Aynen. Yumurtayla suyla da böyle yastılıyoruz yani. Tübeni. İnceliği, kalını sizin tercihinize kalmış. Şöyle altı yanıyor. Bu şekilde döşedik. Üstünü yastıladık. Yastıladıktan sonra yumurtalı su yaptık. Onun yüzüne sürerek bu şekil pişecek. Pişerken de böyle hamur cıvık olduğu için böyle şeyler oluşuyor. Göz. Şimdi sacın üstüne sacı koyuyor. Böyle altını pişiriyor. O pişti değil mi bu şekil? Altı pişti. Böyle altı pişti. Şimdi ters çeviriyoruz onu. Beni şey yarattı. Bak bir köşesine bu şekilde. Hava alması, hani kaldıramayız diye az bir şey taş koyduk. Hani tutması kolay olsun diye. Evet. Bu şekil pişecek. Alacağız sonra. Bak çevirdiğimiz yüzü de bu şekil pişti. Hani sacı ters çevirdik. Çevirdiğimiz tarafta bu şekil oldu. Sonra onu kesiyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanların da ellerine sağlık. Ocağın tüpün üzerinde de yapabilirler. Hani bir şey koyduktan sonra, değil mi? Evet. Mesela bu şekil bir saç koyup, küçük saç, küçük tepside evde de yapabilirsiniz. Sonra biz onları ayırdık. Şekil arkadaşlar. İşte kalınlığına şöyle bakın. Ne çok ince, ne çok kalın. Üstünü örtün ki bek şey etmesin.